Ben Zekeriya Dinler, Karapınar Çiğir Mahallesi muhtarı. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhtarım dikkatimi çekti. Çiğir ne demek bu çiğir? Valla tarihten beri gelen çiğir ismi var. Şimdi fırsat olmuş olsaydı, önceden imkan olmuş olsaydı benim tarihten de burada tarih öğretmeni olan insan arkadaşlarımız var. Onlar daha iyi anlatırdı. Ama çiğir benim bildiğim kadarıyla ikinci kuruluşu. Önceden çok eski bir yerleşim olaraktan. Atıyorum bundan 50 yıl, 60 yıl önce veya 70 yıl önce dedelerimiz çocuklar okusun, sanat sahibi olsun diye Karaman öncelikle açılmışlar. Şu anda Karaman'da bizim imkanlı olan arkadaşlarımız aslen hiçbir zaman çiğirli inkar etmezler. Çiğirli de severler, silah rahim yapıyorlar. Başka da ne diyeyim, yani çiğir eskiden gelen bir şey ama okumuş olan insanlarımız çok. Peki muhtarım çiğir ne zamandır var? Valla burası Hotamış'tan dağılan obalar olduğu için eskidir. 200 yılda desek, 300 yılda desek, şimdi çok tarih okudum desem yalan söylerim. Ama anlatılanlara bakınca tüm Hotamış'ın ilk Türkmenlerinden dağılan yerler burası. Diyelim ki hani 200 yıl, 300 yıl. Çünkü bizim eski mezarımızı takip edersek biz, eski mezarımız var öbür tarafta. Normalde bu yerleşimler herhalde Hotamış'tan dağılma 200 yıl. Muhtarım bu çiğildeki insanlar neyle geçiniyor? Çiğildeki insanların %90'ı tarım. Ama aynı zamanda çocuklar vaziyetinden Karaman yerleşimli çalışma şeyleri var, fırsatlar var, imkanları var. Orada gider gelirler. %50 de şu anda insanların orada tüm mal sahibi olduğundan dolayı çiğilde çalışmalar azalmıştır. Ama çiğil halkının veya çiğildeki oturan insanların %100'ü tarım. Hayvancılıkta peki ne eke? Arkadaşımız var. Efendim? Ne eke? Mısır, ayçiçeği, pancar, arpa, buğday. Bu sene de biliyorsunuz kuraklıktan dolayı gerçekten iyi bir mücadele verdiler köylü. Şu anda da bahardan beri de çalışmalar devam ediyor. Tabii. %10 ne yapar muhtarı? %10'da da diyelim ki %10'da da hayvancılıkla 2-3 arkadaşımızla kuvvetli uğraşır koy. Büyükbaş yok mu? Büyükbaş yok bizim burada. Muhtarım siz neyle uğraşıyorsunuz şahsınız? Ben şimdi şahsi olarak da boşta duran, bu işe de başlayan. Şu anda muhtarlık yapıyorum muhtarlık diyorsun. Muhtarlık yapıyorum. Hobinin neyi gerekiyorsa onu yapıyorum. Bahçesinde ne bulunur? Atıyorum. Kedi, köpek, ağaçlık, yeşillik, torun. Emekli olundu diyor muhtarım. Yani emekliliğime de bir yıl var. Kendi kendime de emekliyim. Bu karşıda bir dağ gibi bir tepe var. Evet. Orayla buranın bir bağlantısı, alakası var mı? Onun eteğinde kurulmuş gördüğüm kadarıyla. Valla bu dağın eteğinde kurulmuş. Asıl bizim köyümüzün yerleşimi o dağa biraz daha yakınmış zamanında bu tarafa doğru gelinmiş. Ya ben fark ettim de Karapınar'ın bu tip mahalleleri, köyleri diyeyim daha doğrusu. Sürekli böyle dağ eteğine kuruluyor. Bunun bir mantığı ne sizce? Mantığı bence eski insan. Gölge etsin değil mi ki? Bence eski insanların düşüncesi. Biz onlar gibi düşünemeyiz. Kim ne derse dersin. Çünkü o insanlarda zorluk vardı o zamanlar. Onlar zorluk şartlarına göre orada muhakkak bir düşünceleri vardı. Ya dağa sığınmak içindir, ya dağdan serinlik olmak içindir. Artık bilemiyorum ama o insanların düşüncesinden biz farklıyız. Muhtarım eğitim durumu nasıl? Şu anda var mı okul falan? Şimdi bizim köyümüzde okul yok. Sağlık taşımalı ocağı sistemi, var mı? Sağlık ocağı da yok. Mesela buranın ilkokuldan sonra okuyanları tüm Karaman. Çoğunlukla eski insanlar da Karaman. Ama diyelim ki burada 6-7 çocuğumuz var. Bunlar taşımalı olaraktan İstiklal'e. İlkokul İstiklal'e. Karapınar'a da teklemeye giden var. Nerede burası? Çiğil nerededir? Çiğil şu anda %90 Karaman'dadır. Coğrafi yer olarak. Coğrafi mesela olarak buraya adam Konyalı. Evet. Çiğil'i nasıl bulur? Çiğil'i bulur. Karapınar'dan gelmek isterse Karaman yani Karapınar'ın normalindeki güney diyelim. Karaman Karapınar arasında yolu vardır ve Karapınar'a uzaklığımız 35 derece. Aynı zamanda Karaman'a uzaklığımız 35 derece ve Konya'da 100 kilometre. Konya 100 kilometre, Karapınar ve Karaman'a da 35'er kilometre. Evet, evet. Tam arada. Tam sınırdayız. Ama Karapınar kapmış Çiğil'i. Karapınar zamanında zaten köy olaraktan kayıtlıymış. Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı. O zaman da dibimizde Burunoba, Çoğlu, Boyalı Tepe sınırlarımız var. Bu köyler de Karaman'a bağlı. Peki burada kaç insan yaşar muhtarım? Şu anda ortalama 15 aile ama aynı zamanda da mesela Karaman'dan gelip de burada tarlasının tarımını yapıp giden günübirlik insanlar var. Hane olarak? Hane olarak 15 aile. Ben pazara gideceğim. Evet. Veya bayram alışverişi yapacağım. Çiğilliyim. Ne yaparım? Yine Karaman. Karaman'a gidilir. Niye Karapınar değil de Karaman muhtarım? İnsanların çalışma gücü var. Yani kazanç gücü var, ev geçindirme gücü var. Karaman'daki imkanlar ve dedelerimizin eskiden yerleşiminden dolayı bu meydana geliyor. Peki Karapınar'ı seviyor mu buranın halkı? Buranın halkı Karapınar'dan vazgeçemez. Niye muhtarım? Şimdi ne kadar olursa olsun bağlı olmuş olduğu kuruluşları tüm Karapınar'dır. Mecburen değil, severek gider, gelir, pancarı vardır. Arpa buğday eker, mesela devlet aracılığıyla parasını alacak, parasını çekecek. Kredi onalakları her şeyin %90'ı Karapınar'dır. Evet imkanlar diyor ki Karaman'dan da yönetsin, Konya'dan da yönetsin, İstanbul'dan da yönetsin. Ama adam memleketi olduğu için mecburen memleketi istifa. Ama diyelim ki harcama konusundaydıysa insanların evi orada.
%90'ın. E burada da tabii kazanç yerleşim yeri neyse o kazanır. Tarihi yerler oluyor ya hani kimi evet. Diyor, kiminin mağarası, kiminin bilmem neyi var mı Çiğil'de dikkat çekecek bir şey? Dikkat çekecek tarih olarak da şunu söyleyebilirim. Mesela eskiki su kuyularımız var. Kalan tarihte bunlar kalmış. Yani bura uzun büyük geçmişi olduğu için. Geçmişi olduğu için şurada mezarlığımızın dibinde var bir tane kuyu. Köyümüzün girişinde var bir kuyu. Tabii imkanlarım olsa da ben gönlümden şöyle geçerim. Ağaç bir, böyle eseri ayakta tutmak bir. Çiğil'in ihtiyacı olan bir şey var mı? Çiğil'in şu andaki en büyük sorunlarından oturup sohbet etmek, gelenleri karşılamak için bir mahalleyi temsil eden ne olabilir? Sonuçta bir ev. Aileyi temsil ediyoruz ya. Burada bir köy konağı diyelim. Veya bizim eski tabirimizle şöyle geleneksel olarak güzel bir oda. Güzel bir oda olsa. Güzel bir oda. Şimdi şahsi odalar haricinde köyün de kendinin bir odası olması ayrı bir zevk verir. Bana kalırsa ben de bunu zaten başkanımıza dile getirdim. O da gülerek ve aynı zamanda da severek inşallah ileriki günlerde ona da bakacağız dediler. Çok memnunsunuz herhalde belediyeden. Şimdi ben vardığımda bana gülüyorsa insanlar ilk önce ona bakarım. Bir ailede eve girirken ailenin reisi gülümsüyorsa oraya her türlü misafir girer. Şimdi de biz oraya vardığımızda ben şunu görüyorum. Varınca insanlar buyurun hoş geldiniz muhtarım diyorlar. Diyebiliyorsalar ne mutlu. Derdini onun sonra anlatacaksın. Onlar da oraya seçilmişler. Bürokrasi işlemlerini tamamlayan senin işini görür. Buranın güzel olması, iyi olması aynı zamanda belediyemizin kendisinin güzelliği. Çünkü bir de şöyle bir şey meydana geldi son zamanki seçimlerden dolayı. Burası artık mahalle. Karapınar halkı ne istiyorsa buradaki halk da isteme hakkı vardır. Esnaflık faaliyeti yürüten var mı burada? Burada yok. Burada hani şu an. Burada mesela kurum olaraktan devlete ait cami. Camimiz var. Hocamız var. İmamımız yok geçici olaraktan. Yok. Şimdi bu pandemiden dolayı da atamalar çok eksik. Müftü Bey'le de irtibattayız. Yukarıdaki insanlardan da irtibattayız. Diyorlar ki atamalar yapıldığında öncelikli sıradasınız. Çünkü bizim burası iki... Lojmanı var mı? Lojmanımız var. Lojmanı varsa kesin gelir. Lojmanımız var. İşinin temizliğini yaptık. Gelsin gelir. Tatilatını yaptık. Dış tatilatı var. Ama bir gün imam geldiğinde hiçbir sıkıntısız. İşine bir evin içindeki yer temizlik var. Başka Çiğil hakkında anlatmak istediğim bir şey var muhtarım. Aklıma gelen ne söyleyeyim ki? İnsanlar çalışıyor tam gaz. Hep de, üretmek, üretmenin en güzel tarafı budur. Herkes çalışıyor. Birinci sınıf iş... Yatıyorum insanı bulamazsınız. Hı-hı. İnsanların hepsi çalışıyor. Çiğil'in hepsi çalışıyor. Çiğil'de 3 kişi varsa da çalışıyor. Bizim dışarıdaki köyden arkadaşlar buradan tarla aldılar. Sabah kalk her tarafta bir çalışan insan vardı. Hı-hı. Bu da insanımızın en güzel güzelliğidir. Çünkü insanlar sabah erkenden çalışmaya gidiyor. Bundan iyisi olamaz. Ama 3 kişi ama 13 kişi. Çiğil'li hemşehrilerinize, Karapınarlı hemşehrilerinize, Karaman'dan olanlara son olarak ne söylemek istersiniz? Ya ben önce vatanından kimse vazgeçmesin. Silah-ı Rehim demek bize atalarımızdan kalan bir en büyük eserdir. İnsanlar hiçbir şey yapmasa da eski bir atasözümüz var. Gelmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz. Burası Çiğil doğumlu olaraktan veya Çiğil'le bağlı olaraktan veya geçmiş Çiğil olaraktan bizim Karaman'ımızda çok insanlarımız var. Ve belediyemizden de istedik istiyorlar da herkesin birer hobi olaraktan küçük bir arsa istiyorlar. Belediyemiz de buna öncelikle taraf bağladı. Burada da amacımız şu. İnsanların buranın 15 hanesi varsa 20 hanesi daha böyle kalıcı olarak olmasa bile geçici olaraksa bir canlandırma. Çünkü artık köylerimiz yani biz mahalle olsak da köylerimiz artık gidiyor. Niye? Çocuklarımız okuyunca şehirde bir şey var zannediyorlar. Ama bu pandemi gösterdi ki bütün insanlara da diyorum küçücük yeriniz de olsa vatanınızdan vazgeçmeyiniz. Evet. Doğduğunuz yerde istirahat etmek kadar dinlenmek kadar güzel bir şey yoktur. Veda edelim. Teşekkür ediyorum size ayrıyeten geldiğiniz Allah için. Allah razı olsun muhtarım. Çiğil mahallesinden, Çiğil köyünden hem Karaman'a hem Karapınar'a ve Çiğil'le olan bütün hemşerilerime selam söylüyorum. Allah razı olsun hepinizden.